Herkese merhaba. Bugün yine bir kendin yap videosuyla karşınızdayım. Bugünkü projemiz daha çok motosiklet kullanıcılarını ilgilendiriyor. Projemize geçmeden önce hemen hatırlatmalarımı yapayım. Velosipedlet'in bir tane Instagram hesabı var. Bu Instagram hesabını takip edip beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi dilerseniz bugünkü projemize geçelim. Aslında bugünkü projemizde motosiklet veya bisikletler için bir telefon tutucu yapımını gösterecektim. 3 boyutlu yazıcıyla yaptım bunu. Ancak internette bunun gibi pek çok video olduğunu fark edince bu projeden vazgeçtim. En azından videoyu hazırlamaktan vazgeçtim. Ancak ben bunu kullanırken, motosiklette bunu kullanırken bir problemle karşılaştım. Bunu gidona taktığım zaman arka tarafta kilometre saatini göremediğimi fark ettim. Ve özellikle müzik dinleyip rota takibi yaparken telefon şarjının çok çabuk bittiğini, yani bunu da kendi yaptığım telefon tutucuyu da her ne kadar çok güzel gözükse de verimli kullanamadığımı fark ettim. Dolayısıyla bu da bu projenin içeriğini oluşturdu. Ne yapmam gerekiyordu? Kilometre saatini göremiyorsam kilometre saati birazcık daha ileri ve yukarı alınması gerekiyor. Telefonun şarjı bitiyorsa da telefonun aynı zamanda motosikletten şarj edebiliyor olması gerekiyor. Benim motosikletimde bu tip donanımları şarj edebilecek bir şarj çıkışı bulunmuyor maalesef. Dolayısıyla aynı zamanda bir de şarj ünitesi olması gerekiyor. Pek çok bileşen bir araya gelince gayet komplike bir proje ortaya çıktı. Burada görüyorsunuz motosikletin eski kilometre saati bereketi. Bu bereketi bir hayli büyüterek içerisine şarj ünitesini de sığdırdım ve motosiklet aküsünden telefon şarj ünitesini besleyerek telefonumu şarj etmeyi başarabildim. Umarım bu projeden siz de istifade edebilirsiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için iletişim bilgilerimi bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Merak edenler girip oradan bakabilirler. Videoya geçmeden önce antiparantez bir şey belirtmek istiyorum. Ben bu projede araç, çakmak, şarj aletlerinin içini kullanmayı tercih ettim. Telefon tutucu ve sigorta kutusunu da petçi flamanla yaptım. Çünkü petçi flaman ultraviyole ışıklara ve suya karşı dayanıklı. Üzerinde gördüğünüz gibi mat siyahla boyadım. Güzel bir pirinç kulp yaptım bunun üzerine. Bu telefon tutucunun ve sigorta kutusunun STL dosyalarını da videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Bu projeyi hayata geçirmek isteyen arkadaşlar oradan kendilerini çekebilirler. Dediğim gibi umarım siz de bu projeden fazlasıyla istifade edersiniz. Hadi başlayalım.
Şimdi için detayını çok fazla boğmak istemiyorum ben sizi. Gördüğünüz gibi ben bir takım kablolar lehimledim bunun üzerine. Burada gördüğünüz bu çakmak şarj aletinin canlı ucunu ve şasesini kabloyla uzattım. Aynı zamanda şarj aletinin üzerindeki LED'i çıkartıp kabloyla uzattım. Bunu kutunun dışına çıkartacağım. Böylece şarj aletini çalıştırdığım zaman ışığını yakarak bana çalıştığını gösterecek. Bir tane on-off anahtar, bir tane C tipi USB kablosunu kestim, koydum. Bu da kutunun dışına çıkacak. Sigorta var, 3 amperlik. 3 amperlik sigortayı da kutunun içerisine yerleştireceğim. Şarj aletinin eksi kutbu şaseye temas edecek. Artı kutbunu da tesisat üzerindeki herhangi bir yerden mevcut canlı artı kutbu alarak şarj aletini çalıştıracağız. Şimdi şarj aletini şöyle bir makarondan geçirmek istiyorum ben. Thank you.
Gördüğünüz gibi proje aslında işte zor değildi. Mevcut braketi birazcık daha büyüttük ve yukarı kaldırdık. Böylece kilometre saati daha ön plana çıktı. Böylece ne yaptım? Hem telefon tutucuyu kullanabildim. Aynı zamanda kilometre saatini efektif olarak kullanabiliyorum. Bu yaptığım kilometre saati braketinin içerisine de şarj aletini gömerek çok derli toplu bir sistem ortaya çıkarmış oldum. Motosikletimdeki Fartas'ın içerisinde bir tane ekstradan 12 volt çıkışım vardı benim. Onu alıp 3 amperlik bir sigortadan geçirerek şarj devresini besledim. Böylece herhangi bir aksi durumda kısa devre, bozulma, yanma gibi bir durum olursa komple motosikletin tesisatını da o 3 amperlik sigortayla korumayı amaçlıyorum. Çok derli toplu bir proje oldu. Aklınıza takılan bir soru olursa videonun yorumlar bölümünden sorarsanız ben dilim döndüğünce cevap vermeye çalışırım. Bu proje için şunu şöyle çevirelim. Bu proje için söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zaman gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğundaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar ne yapıyorsunuz? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Şimdilik hoşça kalın.